Bize bazı şey ters gibi gelir. Ya bu niye böyle olmuş? Ama hikmetini bilebilsek öyle olması gerekiyor. Öyle olması gerekiyor. Hikmetini bilsek böyle. En doğrusu odur. Allah'ın yarattığı Rabbim ya ne Rabbim vermişse en doğrusu odur muhtemelen. Sahabe-i kiramda bir zat vardı. Adı Salebe adında. Salebe. Bunun adı Meşrini Gamame. Meşrini güvercini kuşu. Der buna böyle. Hep meşritte. Meşrini şiirler, süpürür, namaz kılar, Kur'an okur. Hep meşritte böyle. Sahabe ona isim taktılar. Meşrini Gamame. Meşrinin kuş nedir böyle. Meşrini Hamame. İsim taktılar kendisine. Fakat çok fakir ama. Sabah namazına biraz geç gelir sabah namazına böyle. Bazen ikine kadar işledi bazen böyle. Peygamber sordu. Ya Salebe, niye sen sabah namazına geç geliyorsun? Utandı söylemeye. Söyle niye geç geliyorsun sabah namazına? Ya Resulallah. Evimizde tek bir gömlek var. Başlamış yine böyle. Vakit namazlarında vakit geniş. Hanım kılıyor. Ve ben götürüvereyim. Kılıyor. Bir tek gömlek var böylece. Sabah namazında ben buna gidecek eve güneş doğacak. Bunun için önce benim zevcem, hanım, hatun gömleği o alı giyiyor. Sabah namazını kılıyor. Ben giyiyorum. Sabah geliyorum. Bakın hatun. Karakoyun içerisinde bir tek gömlek var böyle. Bir peşlemalı var. Kendini koruyan bu şekilde böylece. Ama namaz kılabilecek şekilde bir tek gömlek var mı? Bu kadar fakir böylece. Şeytan buradan girdi ona bakıyorlar. Yani sahabe olduğu halde, Meşrini Hamame olduğu halde şeytana buradan girdi şimdi. Ne diyor şeytan ona? Bak Resulullah seni çok seviyor. Sen halini soruyor. O Allah'ın Resulü peygamberdir, hak peygamberdir. Dua etsin Allah sana mal verir. İşte girdi muhtemelenler. Hanımla da bir şey böyle bir şey geçiyor, kalbinden geçiyor. Kadın da onu şeyle kandırdı. Dedi ya söyle Resulullah'a bize dua etsin de bize Mevlam bir mal versin bize böyle. Geldi ya Resulallah işte utanayım ama ya Resulallah dua etsin de bize Mevlam bir mal verse. Dedi baktığın durumuna malını yaramayacak muhtemelenler. Burada el harü mahtarı buyurdu. El harü mahtarıhullah buyurdu. En hayırlı hal Allah'ın sana verdiği haldir böyle. Rahim kuluna zenginlik verir. Ona fakirlik yaramaz. Fakir olsun çıldırır, isyan eder. Ona zenginlik. Ne kadar zengin olsun o daha iyi olur böyle. Yani salim mümin böyle. Ona mal zarar vermez böylece. Kim insana mal zarar verir muhtemelen böyle. Buyurdu Peygamberimiz, en hayırlı hal Allah'ın sana verdiği haldir. Sen bana razı olmadı. Sen bana razı ol dedi. Senin için bu daha hayırlı böyle. Sen bu hakkından gelemezsin. Karun gibi. Karun öyle olur muhtemelen der. O da öyle olur böyle. O da sapıttı böyle. Dinsin masa gitti be. Allah korusun. Battı gitti böyle. Hanımı geldi. Ne oldu? İşte Peygamber böyle buyurdu. Ya biz yapmayız işte. Şöyle yapmayız. Böyle yapmayız. Biz fakirli çeker çektirirken böylece. Peygamber gene yalvarınca. Peygamber peki Salim abi istiyorsun. Dua edin Mevlam'a böyle. Peygamber dua etti. Mevlam kabul etti duasını. Mevlam buna mal verdi muhteremler. Bir koyun aldı. İki adam attı. O güzel bir şey attı. Hemen sattı muhteremler. İki koyun aldı. 3-5-10'dayken artık Medine sığmadı koyunlar. Medine dışına çıktı artık böyle. Sürü kadar muazzam, develer, hayvan, inekler, sürüsü hayvanlar hep akın mal oldu böyle. Bir yastığı sabahımıza gelme başlarken cuma gelme başladı bu tarafa böyle. Zekat emri geldi. Peygamber elçi gönderdi. Zekat memurundan gönderdi. Gidin söyleyin Salih Bey'e. Bana zekatını versin böyle. Gittiler Kristus'a bizi gönderdi. Bana zekatını ayır. Bunu fakire vereceğiz bu şekilde böyle. Düşünün bak dedi bak. Düşünün bak dedi böyle. Uyumadı ki düşünün gece. O kadar zekatım ayıracak mallar binlerce koyun dev oluyor muhtemelen böyle. Kıyamadım ondan muhtemelen. Hiç yoktu. Kıyamadım böyle. Zekat da veremedim muhtemelen böyle. Veremedim Allah korusun. Münafık oldum muhtemelen. Sonradan geldi vermeye razı oldu. Devam kabul etti muhtemelen. Mevlam almadı ben bunu böyle derler. Hazreti Bekir'e geldi yine almadı. Hazreti Bekir o da almadı. Hiç almadı böyle. Allah korusun muhteremler. Münafık olarak gitti böyle. Tevbe sonra geçiyor bu konu. Geçiyor orada. Genişliği geçiyor orada böyle. Demek ki Mevlam en hakimdir Mevlam.
Bazen sana sağlık yarar. Kişi sıhhatlıdır böyle, sağlıklıdır böyle. Ya bu tabi istemek şanlar için bu. Bu tabi. Ona sağlık verir böyle. O hastalandı mı o hemen gevşeyen başlar mı? Hastalığın böyle başım ağrıyor, hastalığım şu bu sıkıntı şikayet ederken böyle bu ibadetlerine kopmaya başlar mı? Ona sağlık yarar mı? Bazen hastalık yarar böyle. Hastalık oldu mu ona hastalık yarar bazen sana böyle. Orası ağrır, burası ağrır, acını bilir, haddini bilir, hudur hukukunu bilir, Allah'a daha çok yaklaşır. Bak sabredin muhtemelen böyle. En hayırlı hal, Allah verdiği hale razı olmak muhtemelen böyle. Yatar Fatiha.